Herkese merhaba arkadaşlar. Adayımla kaçıncı dersimiz? Üç. Saymadık. Üç mü? Galiba. Üçüncü dersimiz Demet'le. Demet benim eski öğrencim. Ehliyeti kaptırıp geldi. Ama çok güzel araba kullanıyor. Teşekkür ederim. Ya yani çoğu erkeğe taş çıkarır. Gerçekten izleyin görün. Aynı sınav gibi yapacağız. Tamam. Yani bütün parkları, L park, 25 metre ani fren, yokuş kalkış hepsini yapacağız. Siz de bakın arkadaşlar, arkadaşımızın durumuna. Yolda sohbet ederiz. Koltuğumuzu ayarladık mı? Biraz yatık evet. Gibi geriye sırtımız. Çok ama sen öyle seviyorsun. Değil yani, dursun. Böyle mi seviyorsun? Evet. Tamam, arkadaş böyle seviyormuş. Başla. Şimdi kontrollerimizi yapalım. Yaptık mı? Çıkış için ne gerekiyor? Sol sinyal, kemer takılı zaten. Aynı ayarlarımızı yaptık. O zaman hazırsak başlayabiliriz. Biri aldı. Tüm çıkışını yapıyor. El frenini unutuyordu az kalsın. Unutuyor muydun? Yok. Bana mı öyle geldi? Evet, hızlı bir başlangıç. 27'de 2'ye attık, devam ediyoruz. 36, 40. 40 oldu şu anda. 45, 3. 3'e attı, devam. Çok temiz araba kullanıyor arkadaşlar ya. Nazar değiyormuş. Yani şu dersi iple çekiyorum. Koşarak geldim ya. Koşarak geldim. Bakın arkadaşlar, nazar değmesin de tabii. Evet, herkes maşallah desin. Maşallah deyin arkadaşlar. Ehliyeti neden kaptırdı? Şimdi merak konusu o. Evet. İzleyenler diyecek ki... Ben söylemeyeyim, onlar tahmin etsin. Yorumlara yazacak izleyiciler. Evet. Acaba neden ehliyeti kaptırdı? Söylemeyelim. Herkes tahminini yazsın. Herkes tahminini yazsın. Neden kaptırdı acaba? Bu kadar güzel araç kullanan birisi neden ehliyet kaptırır? Bakın. Şeyden dolayı mı acaba? Kırmızıda geçme falan. Bilemiyorum. Her şey olabilir. Her şey olabilir dediğine göre başka şeyler de var. Bakacağız. Yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü ehliyet kaptırmada birçok neden var. Acaba hangisi? O zaman doğru bileni beğenelim mi? Doğru evet. Bilen yorumları. Beğenelim. İzleyicilerimizin doğru yorumlarını beğeneceğiz arkadaşlar. Şimdi 25 metre yapıyor adayımız. Eskiden sürücüydü, şimdi sürücü adayı. Sürücü olmak nasıl bir duygu? Güzel. Güzel değil mi? Özgürsün. Aktif araç kullanıyor muydun? Kullanıyorum. Şehir dışına falan uzun yola gittin mi? Gittim. Kaç kere? İki kere. İki kere. Süper. Nereye gittin acaba? Merak ettik. Trabzon ve Niksar'a. Niksar. Hangi yol daha iyiydi? Trabzon mu, Niksar mı? Niksar daha iyidir. Yani. 25 metreyi yaptı. Ne ara yaptı? Anlayamadım yani. Hava çok sıcak arkadaşlar şu anda. Termometreler kaçı gösteriyor? Araçta yazmıyor. Evet, bu arabada yok. Dün 31 dereceydi. Bugün daha fazladır herhalde. Çok sıcak çünkü. Freni de yapıyorum. Şimdi ani fren yapacak arkadaşımız. Sinyalini verdi. Kaç kilometre hızla yapıyoruz? Kaçta yapıyoruz? 30. Düşelim biraz. Yapalım. Oo, güzel bir fren yaptık ve stop etti. İnanmıyorum. Ani frende stop etti. İlk nazarı geldi evet. İlk nazar değdi şu anda. Yanımızda da bir araç durdu. BMW'nin kupe modeli. Korktular herhalde senin ani freninden. Olabilir. Şimdi arkadaşlar L park'a gidiyoruz. Bakalım L park'ı arkadaşımız nasıl yapacak? Bakın kontrolü görüyor musunuz? Vites 1'e. Boşa aldı. 1'e aldı. Keşke diğerleri de sinyal verse de beklemesek. Evet. Karşıdan gelen araç sağa döndüğü halde sinyal vermedi. Biz de bekledik düz gidecek diye. Kul hakkına girer bu. Girer mi? Girer. Evet, burada da sinyalimizi verdi. Aday sinyalini verdi. Şimdi L park'a gidiyoruz. Arkadaşlar bekleyin. L park'ı bakalım nasıl yapacak. Vitesi küçülttü.
sınavda geçer mi acaba? Geçer misin? Güveniyor musun? Güveniyorum. Bak işte böyle özgüvenli sürücü adayı. Evet, şimdi D-Park burası arkadaşlar. Bakalım nasıl yapacak. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. 100 bin az kaldı. Türkiye'nin en çok izlenen direksiyon eğitimi kanalı. En çok izlenen arkadaşlar. İstatistikler öyle diyor. Ben demiyorum. Evet. İçeri girdik. Direksiyonu düzeltti. Ne kadar geri gelmen gerekiyor? Bu kadar. Bu kadar dedi. Evet, doğru. 1 metre civarı. Biri aldı şimdi, dörtlüğü kapattı, sağ sinyalini verdi. Şöyle bir sonuna baktı, kırıyor. Bakalım. Bakalım. Milimetrik geçtin ama. Dubaya vuruyorduk. Ama vurmadık. Ama vurmadık, evet. Güzel bir cevap. Kaç vurmadığın sürece gireyim? Sıkıntı yok. Evet. Bir numaraya girelim. Bakın arkadaşlar, bir numara. Şimdi burada arkadaşımız ne yaptı? Normalde park yapabiliyor muydun iki araç arasına? Yapıyorum. Yapıyorsun. Güzel. Duba mı zor, iki araç arası mı zor? Duba daha zor ya. Duba mı daha zor? Vay be. Şimdi buradan üçüncü dubayı görüyor herhalde. Ya da kafasına mı göre gidiyor acaba? Üçüncü dubayı gördü. Lastiklerini düzeltti. Geri geliyor. Bir numarayı nerede görecek? Tam orada. Burada derken nerede yani? Kelebekte mi? Evet. Tamam. Şimdi geri geliyor. Ayna indirmiyor musun? İndirmiyor. Gerek yok diyor. Bakın arkadaşlar bak. Kalkmak varken niye ayna indiriyorsun? Değil mi? Bitti. Süper arkadaşlar ya. Böyle bir park görmedim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet. Güzel bir çıkış oldu. Şimdi devam ediyoruz güzergahımıza. Hem de güzergahımızı da görün arkadaşlar. İkinci vites. 3 aldı. Güzel. 50 kilometre hızı geçmiyoruz değil mi? Geçiyor muyuz? Geçmiyoruz. En fazla kaç kilometre hız yaptın sürücüyken? 190 falan. 190. Videonun başlığı belli oldu. 200 deseydin keşke. Ama siz yapmayın. Evet. Siz yapmayın diyor. Sen neden yaptın peki? Ben biraz yaramazım galiba. Yaramaz sürücü adayı. Peki 190 km hızlı aracı durdurabileceğine inanabiliyor musun? İnanıyorum. Önüne bir aniden bir hayvan çıksa, bir şey atlasa, traktör çıksa durabilir misin? Dur. Arabaya göre değişir ama. Yani evet. Arabanın modeli neydi? Markası? Peugeot. Peugeot ile duramazsın. Bende de vardı çünkü ben duramıyordum. Önden önden kayar yani. Yani arada hız azaltıyoruz tabii ki. Yani sürekli 190'da gidilmez. Evet. Çünkü 190'da zaten gidilmez. Herhangi bir vites geçişlerinde sarsıntı bile yok. Hayalindeki arabayı söyler misin? Hayal, Mini Cooper mı yoksa? Hayır. Niye genç kızların hayali Mini Cooper almak? Ben böyle daha çok şeyleri beğeniyorum. Neyi mesela? Yarış arabası tarzı. Ne mesela? Yani yarış arabası. Ferrari mesela. Ferrari fazla abartılı olmadı mı yani? Alabileceğin arabalar bakın ondan soruyorum. Şu anda hiçbirini mesela alamam da. Şey diyor musun da el arabası. Şu anda evet onu alabilirim. Evet. Araba alabilmek için bir çaba gösteriyor musun? Ne yapıyorsun mesela? Birikim yapıyor musun? Şu anda konuşurum da konuşmayayım. Tamam. Özel. Sınavı bekliyorum. Ne sınavı? Daha doğrusu alımları bekliyorum. Hayır. Meslek nedir bu arada? Mesleğim yok. Okul bitirdim. Boştayım. Hangi okulu bitirdin? 19 Mayıs Üniversitesi. Düşündüğün bir meslek yok mu? Yatkın olduğun bir şey. Güzel araba kullanıyorsun. Bence arabayla ilgili bir iş yapabilirsin. Evet. Direksiyon eğitimini. Direksiyon eğitmenliği olabilir. Direksiyon eğitmeni olabilirsin biliyor musun? Bak benden onay çıktı sana. Teşekkür ederim. Benim iki tane öğrencim şu an aktif direksiyon hocası. Neyse. Aktif olmayanlar da var.
Bir iki tane daha. Ama senden direksiyon hocası olur. Teşekkür ederim. Günlük hayatta kullanabileceğin, hoşuna giden arabalar hangisi? Şimdi yokuş kalkışı yapıyor. Adayımız. Öndeki yapacak diye bekledim de yapmadı. Öndeki yapmadı. Şu Leva'nın orada dur. Leva'yı da göstermiş olursam. Olur. Bakın arkadaşlar, hiç fren bile kullanmıyor. Direkt debriyajdan ayağını kaldırıyor, gaza basıyor. Durduk. Bir de diyorlar kadınlar araba kullanamıyor. Ne alaka ya? Bence de. Ya bu nasıl ne bir alaka? Zihniyet? Çok güzel kullanan kadınlarımız var. Bakın. Tertemiz kalktı ya. Evet. Hangi araba modeli? Alabileceğim değil mi? Alabileceğin değil yani. Şu anda senin tarzını yansıtan bir araba var mı? Onu söyledim zaten. Ferrari haricinde yani o lüks, o ultra premium. Tamam. Yani normal araçlar mı? BMW. BMW'nin kaçı mesela? En yüksek. Kaç oluyordu o? E60 mı? O mu? F30. O kadar araba markası bilmiyorum ya. Peki ne renk düşünürsün? Siyah. Kadınlar genelde pembe falan tercih ediyorlar ama. Yok. Sana gelmedi. Ben pembeci değilim. Evet. Nazar değdi. Evet. Nazar 2. Bakın arkadaşlar. Yanlışlıkla 2'den 3'e alacağım diye 1'e aldı. Sonra direkt 3'e çekti. Bunları bir direkt yapıyorum lütfen. Çok iyi. Öğrensinler. Çok iyi yani. Dolmuşçu performans. Yani kendini sürücü adayı olarak görmüyorsun değil mi şu anda? Yok, göremiyorum maalesef. Mesela boşa aldı. Boşa alınır mı yokuşta? Alınmaması gerekiyor. Ben de alışkan biraz. Evet. Kim öğretti araba kullanmayı? Kendi kendime öğrendim diyebilirim. Kaçıra. Yani. Kaç yaşında öğrendin? 15. 15. Çok iyi ya. Şu an kaç yaşındasın? 22. 15 yaşında sadece denemiştim. Sonra ehliyet kursunda tamamen öğrendim. Benden öğrendin ya. Evet. Takip mesafesi ne kadar olmalı öndeki araçla? Yazılı sınavında mıyız acaba? Yok, yazılı sınav değil bu. Normalde trafikte de işine yarayacak bu takip mesafesi. 2 saniye olması lazım. Bu da ne demek? Yani bu da neye denk geliyor? Hızın yarısı. Evet. 2 saniye. Kuru zeminlerde 2 saniye, yağmurda 3, siste 4 falan daha fazla olabiliyor. Şimdi öndeki aday kırmızıda geçiyor mu? Hayır, geçmedi. Durdu son anda. Kırmızıda geçmek kalma nedeni. Peki ilk sınavında geçmiş miydin direksiyon sınavında? Geçmiştim. Stop falan? Yok. Süper. Kimin adayı? Efendim? Kimin adayı? Şimdi ışıklardayız arkadaşlar. Burası Duruşehir arkadaşlar. Samsun Duruşehir. Karşısı, burası İlkadım ilçesi. İlerisi şöyle 1 kilometre sonrası falan, 2 kilometre sonrası Canik. Canik ilçesi. İlkadım merkez ilçesi. İlçemizin geçim kaynağı. Sürücü kursları genelde. Evet, bence de. Peki araba sürmekten bıktın mı? Hayır. Sürekli sürmek istiyorsun yani. Evet. Benim için en güzel aktivitelerden biri. Mesela ehliyetim varken araç alıp çıkıyor muydun dışarı, aracı alıp geziyor muydun? Sürekli. Mesela nerelere gidiyorsun? Atakum sahili. Sahile gidiyorsun. Deniz, evet. Denizi seviyorsun o zaman. Seviyorum. Deniz kenarına gidiyormuş arkadaşlar. Ben de öyle bazen çıkarım deniz kenarına, hoşuma gider.
Başka neler yapıyorsun? Tek başına hiç çıktın mı şehir dışına? Araçla. Tek. Tek başıma çıkmadım. İlçe olarak çıktım sadece. Nereye gittin mesela? Samsun. Çarşamba. Çarşamba'ya tek başına gittin. Evet. Tekrardan aday biri aldı. Tekrar üçü aldı. Nazar. Nazar değdi arkadaşlar. Peki trafikte en korktuğun şey ne? Mesela buradan çarşambaya giderken neden korkuyorsun? Korktuğun bir şey var mı? Korktuğum şey birisine vurmak. Birisine vurmak. Evet. Peki bu hayvan, insan fark İkisi ediyor mu? İkisine de mi? Ama insan daha bir ağır basıyor sanki. Evet. Levhalara falan dikkat ediyor musun? Şehirler arasında hız limitlerine. Hız limitlerine diyorum. Güzel. Hiç trafik cezası yedin mi? Yedim. Neyden? Sesten. Müzik dinlemekten. Evet. Fahri mi yoksa normal trafik polisi mi cezası? Normal trafik polisi. Çevirdi mi? Hı hı. Polisi görünce kısmadın mı? Kıstım da. Ne dedi pek mesela? İşlemedi. Çevirdikten sonra ne dedi sana? Bu kadar yüksek sesle işte cezası var falan dedi. Hani bir daha olmaz falan demedim mi? Dedim de dinlemiyorlar polisler. Dinlemiyorlar mı? Evet. Lütfen polisler dinleyin. Şarkı mı kötüydü acaba? Belki galiba polisin, şarkıyı beğenmedi ya. Polisin sevdiği bir şarkı olsa belki. Zevkine uymadı kimi sanırım. Kimi dinliyordun o an? Yani izleyenler o şarkıyı dinleyip de ceza yemesin. Hatırlamıyorum ama rap tarzı. Rap? Evet. Sagopa mı acaba? Sagopa'yı da sevmiyorlarsa yani. Seviyor musun Sagopa'yı? Evet. Hemşerimiz lan Samsun. Arkadaşlar GoPro'da bir sıkıntı yaşadık. Tam ara gazı veriyorduk. O ara ısındı GoPro. Hava çok sıcak arkadaşlar. Şu anda 32, 33 veya daha fazla vardır değil mi? Vardır. Çok sıcak hava. O yüzden GoPro bir anda durdu. Şimdi tekrardan biraz önce ara gazı konuşuyorduk. Ara gazı nasıl veriyoruz? Tam vereceğimiz zaman GoPro ısındı işte. Oldu sanki ama. Şimdi bakalım 2'deyiz. Tekrar yapacağız. Hızlanalım. Benim dediğimi yap ama. Tamam. Bas debriyajı, at 3'e. Debriyajı bırakma. Gaza bas. Kaldır debriyajı. Bunu hızlı yapman lazım işte. Evet. Evet, olmadı. Demek ki ara gaz vermeyi tam bilmiyorsun. Yani vites, debriyaja bastın ya, vitesi atarken o ara gaz verip bırakacaksın. Gaz vereceksin. Geç kaldıracaksın yani debriyajı. Tamam. Evet. Arkadaşımızın sürüşü nasıl arkadaşlar? Yorumlayın. Bence çok güzel kullanıyor. Al üçe bakalım. Güzel. Bir iki kere biri aldı yanlışlıkla. Onu bilerek mi yaptın acaba? İlkini bilerek yaptım. İlkini bilerek yapmış. Öyle diyor. İnanırsak tabii. Hayır yapmadım dedim zaten. Yapmadın mı dedim? Ha pardon. Evet arkadaşlar. Adayımızın durumu bu. Sınavda geçeceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da yazarsanız arkadaş neden ehliyetini kaptırmış olabilir? Doğru yazanların yorumunu beğeneceğim. Herkese başarılar. Görüşmek üzere.